Doğru yanıt Antalya'ydı. Portakalı ile ünlü elimiz Altın Portakal Film Festivali'nden de hatırlayacaksınız. Ve ilk doğru yanıt Büşra'dan geldi. Büşra günaydın. Günaydın. Büşra nereden arıyorsun bu arada bizi? Ankara. Ankara. Peki evde ve işte mutluluğu yakalamanın sana göre formülü nedir? Bence para. Ciddi misin? Yani öğrenciyim. Hı hı. Hangi okul? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeyim. Hangi bölüm? Hukuk. Peki yani öğrenci olduğun için mi parayı alıyorsun, ben anlamadım. Yani şöyle, param olsa araba alırım, mutlu olurum. Ama şimdi mesela bu para geçici mutluluk getirmiyor mu? Şimdi mesela arabayı alıyorsun, arabayı aldığın gün çok mutlusun. Ya tabii orası öyle. İki gün sonra bitiyor mutluluk. İki hafta sonra artık altındaki araba seni eskisi gibi mutlu etmiyor. Ha, artık senin araban oluyor. İlk bir iki hafta hatta böyle pırıl pırıl bakıyorsun arabayı görünce. Sonra aman içinde naylon torbalar, ünler neler, yerde foşenkler. Foşenk, bayılıyorum bu lafa. Foşenk. Poşetler bilmem ne, öyle değil mi? O zaman şey diyeyim, mutluluk. Hayır anlatamadım yani. Sağlık. Ya yok, gerçekten öyle parayla para mutluluk getirecek mi, onu merak ediyorum. Ya geçici mutluluk tabii ki, orası öyle de. Düzgün, ben geçici mutluluğa razıyım, öğrenciyim. Evet, ben razıyım. Şöyle nefis bir dört tekerlekli bir böyle 10 numara bir arabam olsa. Süper. Ayağımı yerden kesse. Evet. Evet derken yalnız içi aktı yemin ediyorum ya. Kaçıncı sınıftasın hukukta? Sınıftayım daha. Daha önünde bir de çok uzun zaman var. Evet. Peki mesela varsay ki şimdi bak önüne 200 bin lira para koydum. Nakit böyle çantayla. Ne yaparsın? Bana 3 şey söyle yapacağın. 1. Araba alırsın. Araba alırım. Özel okula geçerim. Özel okula geçerim. Ha evet. Öyle. Okulu da değiştireceksin. Direkt statü olarak atlamayı düşünüyorum. Ha senin derdin, ha anladım. O zaman mesela 1 milyon 1,5 milyon para koyduğumda ne yaparsın? Yani bir kısmıyla da yatırım yaparım sanırım. Ev alırsın falan. Kıyafetler değişir mi peki? Büşra? Tabii ki. Yani Forelli'den giyinmeye başlar mısın? Evet, giyinmeye başlarmış. Evet. Düşünsene haftada mesela 7-8 saat alışveriş var ya, ne yapayım? Zorlu bir hayat. Evet, istersen Büşra'cığım ağzını kapat, bunlar şakaydı çünkü yani. Şu anda hayal görüyoruz, gerçek değil. Yani 100 bin liranız da var şimdi. Tabii belli olmaz. Yok, şimdilik bir binlik var önümde. Ve ben bu binliğin... O da olur, o da bana yeter. Hayallerim küçük edin. Bu binliğin zarfını açtım. Ve bana başla dediğinde de süreni başlatacağım. Hazırım, başlayabilirim. Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye ne denir? Dolunay'da ortaya çıktığı iddia edilen hayali kahraman kimdir? Bursa'dan. Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yanıt. Bir küpün kaç yüzeyi vardır? 6. Hangi hayvana yalı çapkını denir? Ayı, tilki. Yok, yalı çapkını bu şey, uçan bir şey. Yarasa. Yok, bunun cinsi nedir? Kuş. Evet. Meksika Amerika'nın hangi yönüne komşudur? Doğu, batı, kuzey, güney. Hangisi? Güney. YouTube kanal sahibi olan kişiye ne denir? YouTuber. Kaval şeklinde yanık sesli üflemeli çalgıya ne denir? Ney. Yelkenlerin açılması için hangi komut verilir? Yelkenler? Fora. Gitarın en üst teli hangi notadır? Çabuk. Do, re, mi. Ni ama süre ya öğrenci ya, bir saniye doğru cevap geldi ya, öğrenci ya, çok emin olamadık ya, şimdi ben etrafa da bakıyorum, bir saniye geç geldi doğru cevabın ya demene de gerek yok valla. 1000 lira senin.
Ay çok teşekkür ederim. 1000 nakit Türk lirası. Yani şu ana kadar hiç o kadar parayı toplu görmedim sanırım. O zaman bu ilk olacak. Ya bir şey soracağım Büşra. Bugün sabahleyin uyandığında Gevezenin oyunundan bir binlik yakalarım diye hayal ediyor muydun? Hiç hayal etmiyordum. Hatta tam evden çıkacaktım yani. Son şansımı deneyeyim diye bir yazdım. Şimdi de okula gidiyorsun. Evet. Ders ne? Ders ne? Pardon. Hangi İngilizce ders? Hazırlık görüyorum. İngilizce okuyor. O İngilizce okuyacaksın. Evet. What happened to Mr. and Mrs. Brown? Aynen öyle. Oha. Henüz daha oraya gelemedik diyorsun. Peki. 1000 lira senin Büşra. Tebrik ediyorum. Güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir Ramazan ayı olsun. Sağlıklı, amin, huzurlu. Eğer konuşamasak da bir daha. Şimdiden iyi bir bayram olsun. Herkese bir kez daha günaydın. Gevezenin oyunundasınız Süper FM'de. Hava güzel, arkadaşlık güzel, ortam güzel. Günlerden çarşamba, fukara cuması, tam ortasındayız haftanın. Şunun şurasında bir şey de kalmadı. Eğer heyecanınız yerindeyse 1980 doğumlu biri kaç yaşındadır diye sormuştum haberlerden önce. Doğru yanıt 38'di. İlk doğru yanıtı da bize ulaştıran dinleyicimiz Ahmet'ti. Ahmet günaydın. Günaydın. Ahmet, bugün sabahleyin bir binlik verdik. Bir tane daha vermek istiyorum. O sen olasın istiyorum. Evet yani. Mutlu olur musun bir binlik yakalarsan? Çok. Çok derken? az mı? Ben çok mutlu olurum. Peki nereye gidecek 1000 lira senin olursa? 5 arkadaş bir yerde yemek yiyeceğiz. 5 arkadaş ezeceğiz diyorsun. Evet. Peki mutluluğu konuşuyoruz bugün de. İşte ve evde mutlu olmak için ne yapmak lazım? İşin stresini eve yansıtmamak lazım. Evin stresini işe yansıtmamak lazım. Yani ikisini izole etmek lazım. Ama nasıl yapacaksın? Mesela iştesin, müdür ya da işte şef seni haşlamış, bayağı bir vermiş veriştirmiş. Tam da işten çıkarken ondan sonra bindin servise ya da otobüse, eve gittin. Hala kafanda şefin ya da müdürün söyledikleri dönüyor. Evde karın kapıyı açtı. Ne diyeceksin? Aşkım. Yok, bir tanem. Ben servise bindiğimden itibaren yani işin stresi kesinlikle bende olmuyor. Valla. Yani taşımam. Ya o kadar. Evet o kadar. Yani ne bileyim, böyle ağır ağır bir şeyler söylese de hepsi işte ofiste kalıyor mu? Yani işte bazı konular kalmayabilir tabii ama hani çok ağırsa da tabii bunu evle paylaşıyorum. Hani paylaşıyorum ki benden azalsın bu hani yük. Ha, o anlamda yani paylaşıyorsun. Tabii. Peki evde mutluluğun sırrı sadece işin yükünü eve getirmemek mi? O zaman evde bir şekilde mutluluk oluyor mu? Şöyle evin hani stresini getirmemeden bahsediyorsun. Yani sadece tek ilaç bu mu yani evde mutlu olmanın? Ya hayır, tabii ki bu değil. Nedir? Hani, yani hanımlar genelde hanımın söylediğini yaparsanız mutlu olursunuz. Yani. Ya bu herkes aynı şeyi söylüyor. Böyle bir şey var demek ki. Yani o zaman bu doğru evet. Demek ki. Evet, çünkü şöyle hanımlar genelde her şeyi söylerler. Her şeyi söylerler. Yani birçok konuda birçok şey söylerler. Hı. Yani günün sonunda onun söylediği şey hani arada da geçmiştir ve ben söylemiştim olur ve o haklı olur yani bir şekilde. Ve unutmuyorlar değil mi yani 6 sene sonra da söyleyebilirler. Yani Ahmet, hatırlıyor musun 6 sene evvel bir ayakkabı alıyorduk, sen kırmızısını al demiştin. Bak beyazı daha güzelmiş 6 sene. Aynen öyle. Evli misin Ahmet? Evet. Kaç yıllık? 10. Böyle keşke evlenmeseydim dedim mi hiç? Yok. İşte çocuklarım olduktan sonra yani iyi ki evlenmişsin dedim yani. İşte arkadaşlar bakın, gerçekten de efendime söyleyeyim, iyi eğitimli bir kocayla beraberiz. Aynı benim gibi. Aynı ben.
Bak söylüyorum, hepimizin eşi kız kardeş bak kesin. Doğru. Bir yerden tanışıyorlar. Peki heyecanım biraz geçmiştir diye ümit ediyorum Ahmet. Evet. Şimdi elimde 10 tane soru var. Bu 10 evet. soru sana 1000 lira para kazandırabilir, zarfını açtım. Ben Nesiye'ye de telefonu verdim. Bu arada niye canlı yayına geçmiyoruz diye sormuş dinleyicilerimiz. Doğru söylüyorsunuz. Ben niye böyle yaptım? Evet, harika. Soruları da aldım elime. Vallahi sorular kolay. Tamam. Sen başla dediğinde süreni başlatacağım. Başlayalım Gebeze. Düğünlerde davulla birlikte genelde hangi müzik aleti çalınır? Zurna. Kayısısıyla ünlü şehrimiz? Malatya. Hamamlarda erkek müşterileri keseleyerek yıkayan kişiye ne denir? Tellak. Odalarda ışıksızım, yemin ettim, gönül sayfam şarkılarıyla tanınan şarkıcımız? Kayahan. Hangi taşıta bindiğimizde acil durumlar ve yolculuk sırasında yapılması gerekenler anlatılır? Uçak. İşler yolunda gitmediği zaman başvurulan diğer plan hangi planılır? B planı. Bir spor karşılaşmasında çeyrek final oynuyorsanız sizden başka kaç rakibiniz var demektir? 7. Eskiden açık havada film izlenen sinemalara ne ad verilirdi? Açık hava sineması. Bunun bir de başka bir mevsimle bir adı var. Yaz sineması. Sünnet çocuğunu tutan, masraflarını karşılayan kişiye halk arasında ne denir? Zirve. Dingo hangi kıtaya ait bir köpek türüdür? Son soru. Dingo hangi kıtaya ait bir köpek? Avustralya. Avustralya doğru cevap. 1000 lira. verdim 1000 lirayı verdim. Evet, çok teşekkür ederim. 1000 lira. Ya yemin ediyorum 2 saniye kalmıştı, karnım ağrıdı ya valla. Elim ayağım birbirine dolaştı bilemeyeceğim diye. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz ya, sen kazandın, ben hiçbir şey yapmadım. 1000 lira senin oldu. Bu arada arkadaşlarım da biraz yardım etti tabii. 1000 lira senin oldu. 1000 lirayı biraz evvel arkadaşlarınla ezmek istediğini söylemiştin. İnşallah eşin dinlemiyordur. Yok şu an ölmüyor, haberi yok. Ha, haberi de olmayacak ya. Haberi olmayacak, olursa sıkıntı çıkar. Aa, 1000 lirayı eşinden habersiz yiyeceksin. Ahmet soyadım ne demiştin? Han. Ahmet Han, yok kaybolmayasın diye söyledim, sordum soyadını. Artık Ahmet Han 1000 lirayı karısından habersiz bence yiyemeyecek. Çünkü mutlaka birileri dinliyordur. Karının kız kardeşi, karının abisi, babası, annesi, birileri mutlaka yakalamıştır. Güle güle harca, 1000 lira senin oldu. Güzel, çok teşekkür ederim. Güzel günlerde harca. Valla bugün ikinci binliği verdik. Ahmet, şimdi ne diyorum biliyor musun? Bir üçüncü binliği de vermek istiyorum. Bunun için de soruyu tabii ki soruyorum. Ya biraz evvel bu yaş sorusunu sordum, o işi çok sevdim. Bir tane evet. daha yaş sorusu geliyor. 1998 doğumlu biri kaç yaşındadır? 1998 doğumlu biri kaç yaşındadır? Haydi paylaşın. 0-533-0407-700. Vay canına demek istiyorum ya. Barış Manço'yu bir kez daha özlemle anmak istiyorum buradan. Saat 9.38 ve kız muhabbetini eğer sizler de hazırsanız başlatmak istiyorum. Sizlerden yanıtlar gelmeye devam ederken kızlar günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi ya bugünkü soruyu size de sormak istiyorum. Ne diyorsunuz, sizce birinin işte ve evde mutluluğu yakalaması için ne yapması gerekiyor? Nedir bu işin sırrı? Herkesten yanıt alın. Herkes birbirine bakıyor. Kızların hiçbirine haberi yok. Ne yapmak lazım işte ve evde mutluluk için? Sabah Gizem'le konuştuğumuz konu bence. Oğlak Burcu olmaması lazım. Niye? yani zaten çok stresli insanlar kendi. Oğlaklar mı? Evet yani kadınlar özellikle. Erkeklerine Hı-hı. dair çok bir fikrim yok ama zaten küçük bir olayı bile kendi içlerinde çok büyütüp üzülüp sorun çıkartabiliyor. Kuru yere kurt düşürebiliyor yani. O yüzden bence. Peki şimdi sen hangi burçsun? Oğlak. Sen hangi burçsun? Yengeç. Kovayım ben. Kova.
Şimdi o zaman hangi burçlardan olması lazım aday adayının? İkizler gamsız. Ha, ikizler gamsız mı? Ben ikizlerim de ben çok gamsız değilim ya. Değişiyor demek ki insandan insana. Ya bence o burçla da çok alakalı. Ya yok tabii canım. Alakalı. Hatta bazen gamlı baykuş olduğumu da bilir. Yani nesi bilir yani çok eşi dostu dert çok eder. Dert ederim yani. Yok, yok, tanımadığım insanları bir de şey yaparım dert ederim. Biraz evvel 1.000 lirayı kaçıran matematik öğretmenindeyim hala ya. Vallahi bile ya gitti 1.000 lira adam yüzük alacaktı. Aa, ona insan üzülür ama ya. Evet vallahi gitti ya hakikaten içim gitti. Yani tabii bu hani çok da geçerli olan bir şey değil sonuçta ama öyle karakter özelliklerini biraz belirliyor gibi. Peki ya ikizler burcu olur. Mesela sevgilin ikizler burcu mu? Evet. Ha anladım. Ondan gönderme yapmış mesaj yollamış o. Ne yapmak, ne yapmak lazım Gizem ne diyorsun? Çok fazla ayrıntıda boğulmamak lazım galiba. Gevezen. Mesela? Mesela yani iş anlamında söyleyeyim. İş tarafında. Yani iş tarafında evet. O oldu mu olmadı mı böyle mi olsaydı şöyle mi olsaydı. Evet biraz hani işini iyi yapmak istiyorsak dideliyoruz falan filan ama daha akışına bırakmayı öğrenmek gerekiyor sanırım. Nasıl duymuyoruz? Yani hani işten çıktığın an, ofisini bıraktığın an yani ne kadar problemli olursa olsun bana böyle hani bir iş konusunda bir büyüğüm gerçekten böyle söylemişti. Çok da başarılı bir insandı aslında. Demiştik yani bildiğin işten çıktıktan sonra tamamen unut orayı. O zaman gerçekten mutlu olabiliyorsun ama eve gidip Nesli bana bunu yapmıştı, şunu yapmıştı gibi düşünürsek... Şimdi dinleyenler de ben bir şey yaptım zannedecek. Ay. Yani eve işi ama, götürme. Ama şimdi neyse seni işten sonra da arıyor. Ama o daha böyle özel konular. Ha, işle alakalı yok. Ha, hiç. Peki ne bileyim mesela işe gittin ya da ikinize de soruyorum. İşten eve gittiniz tamam işi unuttuk burada. Açtın cep telefonda mesaj işte patron şey yazmış onu öyle yap bunu böyle yap o öyle olsun bu böyle olsun falan diye mesaj geldi hadi bakalım. Gitti günün gitti ki geliyor. Gitti yani. O zaman nasıl yapacağız? Telefonu kapatacağız. Ha öyle. Hayır dediğini yapacaksın. Dediğini yaptıktan sonra da hani sonra günün gidecek. Mutlak itaat mi? Günün gidecek yani yine gidiyor. Evet çünkü diyorum ya ben zaten her şeyi kafama takan bir insanım. O insanın bence karakteriyle alakalı yani bir sadece şey. Sadece işle ilgili değil her konuyu zaten kafama takıyorum. Kafayı takan bir insansan evde de işte de devamlı böyle bir kafa yorgunluğu devamlı böyle bir düşünce o zaten yoruyor. Ne yapmak lazım işte biz de şey istiyoruz bununla ilgili. Mesela bize... yürüyüş yapalım. Yürüyüş. Evet. Yürüyüş yapalım. Yapalım hep beraber. Nesli ben de yürüyüş arkadaşı arıyor şu anda kendini. Ya beni hiçbir şey etkilemez mesela. Benim de öyle bir şey durumum var yani. Vildan'ın direkt modu düşüyor. Benim direkt düşer ve... belli de ediyor onu. O olay yemekle, içmekle, gezmekle, alışverişle düzeltilmez. Ha o kadar. Evet ben düzeltemiyorum. Onun kendi kafasında çözmesi gerekiyor. Yani sorun da olsa artık geride bırakabiliyorum onu. Buradan çıktıktan sonra başka bir işim varsa mesela ona odaklanıyorum. Mesela mutlu olmak için ne yapmak lazım? Yani evde ve işte mutlu olmak için. Yani bana öyle bir formül verin. Daha rahat yaşamak gerekiyor. İşi yapıyorsan mutlusundur zaten. Ya da yaptığın işi sevebiliyorsan, sevmeyi başarıyorsan. Yaptığın işi sevebiliyorsan. Evet. Ha yani o zaman çok dünyanın en kötü işi gibi görünen bir şey yapıyor olabilirsin dışarıdan bakan için ya da zihindeki o ön yargılarda ama onu severek yapıyorsan gerçekten bizim önceki iş yerimizde bir çalışanımız vardı burada değil kendisi ama bizden sonra oraları temizliyordu şeyleri. İnanılmaz işini severek yapan bir insandı. İsmini vermeyeyim ama biliyorsunuz hepiniz zaten. İnanılmaz severek yapıyordu ve o işi onun kadar severek yapan başka biri daha görmedim ben. O zaman evde de mi aynısı mesela? O zaman evdeki insanı ya seveceksin sevmiyorsan da... Seveceksin yani. Aynen ya onun ya başka kurtuluşu yok. Ya yaptığın işi seveceksin. Ha çok karışık şeyler. Ev işin olmuyor mu? Olmuyor. Sonuç sevmek. Bey Google merkeze bir kez daha günaydın oralarda bir yerlerde umarım uyandınız saat 9.18 itibariyle uyanmışsınızdır. Mekke ve Medine Suudi Arabistan'daydı ilk doğru yanıt da bizimle 1000 lira için mikrofonda olmayı hak etti. Mustafa günaydın. Günaydın Geveze. Mustafa heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ne iş yapıyorsun? Muhasebeciyim. 7x9? 7x9 56. 7x9 56 şirket zor durumda. Bir,
Bir şans daha verdim. Bu bir nevi baraj sorusuydu. Yandan diyelim. Evet, 7 kere 9 63. Evet, bir daha bir de 49 deseydin yapışacaktım gerçekten. Vallahi yapışacaktım. Peki ya işte mutlu olmak için ne yapmak lazım Mustafa? İşte mutlu olmak için mi, evde mutlu olmak için mi? İkisi için de. İlk önce işle başlayalım. Evde mutlu olmak için eğer evliysen mutlaka temizlik yaparsan en büyük mutluluğu yakalarsın diye düşünüyorum. Evliysen temizlik yaparsan. Ya bu temizliği biraz açabilir miyiz? Mesela yer temizliği mi, ne bileyim, yemek sonrası masa temizliği mi? Ben evliyim. Eşim özellikle bana der ki şu yerleri bir süpürsen ne kadar güzel olur. Ne şu kadar? Camları süpürsen ne kadar güzel olur. Ha, sen camdan dışarı çıkanlardan mısın? Beşinci katta. Camlardan dışarı yükseklik korku var benim eşimde. Çıkartmıyor beni düşerim diye. Ha, Allah Allah razı olsun, yoksa onun yükseklik korkusu olmasa cama da çıkacaksın. Yok, ben çıksam dışarı. Dışarıdan da dışarıdan silmek için. Evet tabii, yoksa temiz olmuyor. Yoksa temiz. Bak baba işi öğrenmiş, yoksa temiz olmuyor. Şimdi bak onunla ilgili ben sana bir yöntem öğreteyim abim. Şey, süpürge alıyorsun, bildiğimiz süpürge. Ciddi söylüyorum bu arada. Süpürgenin üstünü gazeteyle kaplıyorsun. Ve sağına soluna bant takıyorsun. Yani tam sağına soluna böyle çıkmayacak şekilde iyicene bantlıyorsun. Ortasını güzel güzel cam sille ıslatıyorsun. Dışarıyı ilk önce siliyorsun. Sonra gazeteyle siliyorsun. Onu indiriyorsun. Islak gazeteyi çıkarıyorsun. Kuruyu yapıştırıyorsun. Kuruyla da bu sefer cilalıyorsun. Dışarısı var ya, ayna gibi oluyor. Nereden bildiğimi sakın sorma, gördüm. Gördüm. Denedim değil ama. Denedim demiyorsun. Gördüm. Sadece gördüm. %100 işe yarar. Gazete ve cam sil 10 numaradır. Peki evde mutluluk böyle. İşte mutluluk için ne yapıyorsun? İş yerinde mutlu olmak için ne yapıyorsun? Mecbur verilen görevleri yapıyorsun. Hı-hı. Ama mutlu olamıyorsun. Neden? Mutlaka bir aksilik çıkıyor. Neden bu böyle oldu diye mutlaka bir fırça yeniliyor. Yani, tabii artık onunla da mutlu olmayı öğrendik. En son hangi konuda fırça yedin? En çok hangi konuda? Yok, biz en genelde son, talimat en yazıyoruz. En son. Talimat yazıyoruz. Ödemeler için talimat yazıyoruz. Hı-hı. Mutlaka bir kelime hatasından dolayı fırça yiyoruz yani. Yani kelime hatası derken mesela Mehmet Gürsoy ve Ayşe Fatma Soy'a 850 bin lira para verilecektir. Verilecektir yazılmayacak. Verilmesine yazılacak. Verilecektir olur mu kardeşim? Zaten biz veriyoruz. Fırçası yiyorum. Allah Allah. Ama günün sonunda veriyorlar. Ya sen demiyor musun? Ya la bırak bu ayakları. La bırak bu ayakları. Kime artistlik yapıyorsun? Kime? Yaz bakar mısın? Ben niye sinirleniyorum? Peki. Evet. Heyecanın geçtiyse zarfını açtım. Tam bir dakikan var. 10 tane de soru elimde. Hazır mısın? Hazırım. Derin bir nefes al. Aldım. Sen ne zaman başla dersen ben o zaman süreyi başlatacağım. Başla. Türkiye'de plaka numaraları hangi il ile başlar? 01 Adana. İstanbul kaç tepe üzerine kuruludur? 7 tepe. Halk arasında kedilerin kaç canlı olduğu söylenir? 9 canlı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az hangi okuldan mezun olmak gerekir? Üniversite. Berberlerin sakal tıraşında kullandıkları çok keskin, açılır kapanır bıçağın adı nedir? Damacanalar genelde kaç litre su alır? 19 litre. Afganistan, Pakistan, Moğolistan hangi kıtadadır? Asya. Tramvay, metro, havaray gibi ulaşım araçları hangi yolda hareket eder? Yerde, asfalt üzerinde. Hangi yolda hareket eder? Havada, ya bu, karayolunda. Yok, karayolu değil o, bir şey yolu. Ray. Evet, o onun ismi ne? Ne yolu o? Raylı sistem. Tamam, o ne yolu? Ne yolu? Demir yolu. Heh, ülkemizde yeni doğan bir bebek kaç gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmelidir? 10 gün içinde. Hayır. 15. Daha fazla. O bir ay içinde. Evet, 80'li yıllarda domates güzeli olan... Ajda Pekkan. Ajda Pekkan güzelmiş. Yalnız Ajda Pekkan için özel ödül vermek istiyorum. Yemin ediyorum. Vallahi bile Ajda Pekkan özel ödülü hak ediyor. Vallahi bile hak ediyorum. 80'li yıllarda domates güzeli olarak ünlenen ünlü sinema ve tiyatro oyuncumuz kimdir diye soracaktım, domates güzeli. Biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Hadi ya. Hakikaten hiç domates sevmiyorum ki ben, hiç yemiyorum ki. Yani
Abi senin domates bu şey gibi nelerle zeytin gözlüm dediğin zaman zeytin sevmene gerek yok, kızın gözüne bakıyorsun. Ya da ayva göbekli, o nerelere gidiyoruz yine, nerelere gidiyoruz. 80'li yıllardaki domates güzeli Ayşen Guruda'ydı. Ayşen Guruda ünlü oyuncu. Buradan onun da kulaklarını çınlatalım ama bence en çok Ajda Pekkan'ın kulağı çınlamıştı. Olmadı. Olmadı ama gönüller bir olsun. Bu da bizi tehlikeli insanlar arasına sokabilir. Bak, tehlikeli insanların özellikleri vardır. Tehlikeli insanlar az okurlar ve çok inanırlar. Hatta hayatları boyunca okumadıkları 50 bin tane şeye inanırlar başkasından duyduğu için. Eşyaya insandan daha çok önem verirler. Çok kolay yalan söylerler tehlikeli insanlar. Çok iyiliğiniz olsa bile bu tehlikeli insanlar, tehlikeli insanlara bir hatada sizi silerler. Her şey için başkalarını suçlarlar. Her şey için. Hiçbir şey kendi hataları değildir bu tehlikeli insanların. Hep bir başkasının hatasıdır. Ara bozmak, laf taşımak, bu konuda çok başarılıdırlar. Bir dedikleri bir dediklerini tutmaz. Ama ne kadar affedeceğim ben, herkesi affediyorum diye de etrafta övünüp dururlar. Çok gereksiz bir kibirleri ve özgüvenleri vardır. Aslında çok cahildirler. Acındırır, istediğini alır ve fırsat bulunca da ortadan yok olurlar. Yani günün sonunda bu insanlar bencildir ama farkında değillerdir. Bu insanlardan bu ay içinde kendinizi koruyun. Bu özelliklerden biri birkaçı sizde varsa düzeltmeye çalışın. Bu ayın amacı belki de insanın en başta kendisini düzeltmesi. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çok ama çok güzel bir gün olsun. Hoşça kalın.